Merhaba herkese, iyi akşamlar. Çamaş günlük grafik. Şimdi çamaş geçen hafta bir düşüş trendinde, zaten altısında yapmıştım videosunu. Bir iki arkadaş yazdı, onlar için söyleyeyim, tekrar izleyebilirler büyük ihtimal. İşleriyle alakalı yazdı ama şimdi temel analiz kanalım ve videonun konusu değil, o bambaşka bir şey. Yani burada bilançolarla işlerle çok ilgilenmiyoruz. Sadece böyle çok önemli bir haber akışı olursa kısa vade trendi etkileyecek, o önemli. Yani yoksa işine gücüne bir şey söyleyeceğim yok yani, çok onu uzmanına sormak lazım zaten. Dolayısıyla hani yaptığım bu videolarla pek alakası yok, onu söylüyorum. Düşüş trendindeydi. Ayın 6'sında yine bir videosunu yapmıştım. O düşüş trendine devam etti. 1.14'te desteğini buldu. Yani yine geçen hafta çizdiğim destek seviyesi buralarda, aşağı yukarı 1.14 olur, 13 olur, 1.10'a kadar. Önemli değil. Burada Yusufçuk Doji yaptı. Şimdi %100 tutarlı olmamakla beraber mum formasyonlarının, tekrar söylüyorum, %100 değil. Eğer öyle olsa biz bas ya yani ben de basarım, her şeyimi basarım yani. Oh, kapanışta bir bakarım. Oh, tamam, formasyon. Yarın %2, 2.5, 3 neyse garanti. Öyle bir dünya yok. 1.14'te Yusufçuk Doji yaptı. Yani yukarı doğru bir hareket, %2, 2.5'luk aşağı yukarı bir hareket anlatır bu bize. Bazen olur, bazen olmaz ama olursa %2,5 dersek işte aşağı yukarı 3 kuruş daha 17, 18'e bir hareket görülebilir. Bir de zaten düzeltme için de uygun bir yerde. Yani aşağı yönlü hareketin düzeltmesi genellikle bu kopmalarda olur. Onu söyleyeyim, 1.22'ye kadar iyi bir düzeltme olur. 1.32'ye kadar ama gitmezse bir dönüş anlatmaz. Yani 1.32, hatta 32'nin kırılma olmazsa bir dönüş anlamına gelmez. O tabi bir günde olacak şey değil. Dönüş olursa da öyle bir günde olmaz yani. RSI 22 oldukça düşük bir seviye. İkinci RSI dibini yapmış oldu böylelikle. Genellikle ikinci RSI dibinden sonra aşırı satımda yukarı doğru bir hareket de olur. Bu da yine güçlendiren bir şey. Bir yukarı tepki ihtimalini güçlendiren bir data var burada. Dolayısıyla burada da yine şey, bir yani dönüş mü olur yoksa işte bir yukarı tepki mi olur, buna dikkat edilmeli. %100 olmamakla beraber tekrar tekrar söyleyeyim de. MACD'de yine -0.10, o da iddialı bir bölgede. Yani geçmişine baktığınız zaman bir kriz dönemi değilse eğer, yani 2018'deki gibi ya da Mart ayındaki gibi genellikle buralara kolay bir yeri gelemiyor. Ama tabii bir kule dönüşü olduğu için yine bu hareket, yani şuralardaki gibi büyük dal verimli bir alandan dönüş olduğu için bu tür düşüşler olabiliyor. Çema için çok söyleyebileceğim bir şey yok başka. Bütün ortalamaların altında zaten. Burası kırılırsa 1.14. Yani 1 civarı, 1 lira 7 kuruş civarı, bir de 1 lira civarı iki tane daha destek alanı var. Dönüp oralara bakmak lazım. Herkese iyi akşamlar.